Taşa çaldım, taşa çaldım hayvan ile narımı sizinle. Nevşehir Avanos taraflarından yine havalandırılmış. Avanoslu Selahattin soyadı yasası çıkmadan önce öyleymiş. İşte memleketiyle ya da bir lakabıyla, sülale ismiyle çağrılırmış insanlar. Gerçek ismi Selahattin Küçükdağ. 1910 yılında doğmuş, 1973 yılında ayrılmış aramızdan. İlkokul mezunu. 1929 ve 45 yılları arasında doldurduğu plaklarla adını duyurmaya başlamış. Türküleri seslendirmedeki yeteneğinden dolayı birçok yerde türkülere böyle güzel söyleyenlere takım ünvanlar verilmiş biliyorsunuz. Celal Sese Şark Bülbülü, Selahattin Avanoslu Selahattin'e de Anadolu Bülbülü denilmiş. Abisinin yanında çömlekçiliği usta çırak ilişkisi yoluyla öğrenmiş. Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran birlikte meşk ettikleri bazı isimleri de hatırlatmak isterim size. Avanoslu Cevat Bala, Sinesonlu Kamil, Nevşehirli Sazcı Hüseyin, Nevşehirli Cafer. Yunus Emre'nin bir iki dizesiyle başlayalım. Sen sana ne sanırsan ayrıca da onu san. Dört kitabın manası budur. Eğer varsa. Yunus Emre. Ay bu çiğ harbi.
böyle hikaye anlatarak gidiyoruz ama umarım sıkılmıyorsunuzdur. Allah'ın dostu Selahaddin, Zaralı İnce Halid'in yine gerçek adıyla Halil Söyler'in arkadaşı, aynı dönemde müzik yapmışlar. Zaralı'da biliyorsunuz Sivas, Sindir ilçesi Zaralı. Zaralı Avanoslu Selahaddin'i Sivas'a davet ediyor bir konser vermesi için. Zaralı Avanoslu gidiyor, konseri yapıyorlar, dönüyor trenle. Sonra Nevşehir'e yakın, Kayseri'ye yakın bir yerde iniyor. Bir köyde konaklıyor bir süre, biraz yürüme mesafesi uzak kendi köyüne. Sonra oradan Kayseri'den affedersiniz, Yozgat'tan geçerken Akdağ Madeni Kaymakamı duyuyor Avanoslu Selahaddin'in trende olduğunu. Kaymakam treni durduruyor. Avanoslu'ya rica ediyor. Ya da işte devlet marifetiyle diyelim. Bir konser de burada verir misiniz diyorlar. Onlar kitaplara geçilince tabii inceltiliyor her şey biliyorsunuz. Avanoslu da kabul ediyor. Akdağ Madeni'nde bir konser veriyor. O konseri izleyenlerden birisi de ortaokul öğrencisi bir genç. Sonra o ortaokul öğrencisi bu türküyü derleyen olarak karşımıza çıkıyor. Onun adı da Akdağ Madenli Nida Tüfekçi.
Kerkük havası diye anlaşılacağı üzere muhalif hoyrat olarak adlandırılan hoyrat türü ismi güzeldi. Tam zamanı muhalif hoyrat söylemek. Biz de bir muhalif hoyrat söylemek istedik. 1956 yılında Abdülvahit Kuzeycioğlu bir plağı okumuş. Sonra tanırsınız Abdurrahman Kızılay daha sonraları onun sesiyle daha da yaygınlaşan bir uzun hava. Evet, sevgili Gülay'a teşekkür ederiz. Devam edelim.